Şimdi bakın, böbrek yetmezliğinde mutlaka nefrologlarıyla konuşacaklar. Ben iki şey öneriyorum. Bunlardan bir tanesi 15-16 tane, o dahi çok 10 tane küçük yapraklı, bizim Anadolu köylümüzün yetiştirdiği pazarlardaki o küçük yapraklı saplarıyla beraber 10 tane kadar maydanozu 1,5 bardak suda 5 dakika kaynatıp içecekler. Bu sabah. Sabah. Evet, akşam da bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kekik, bir bardak suda yaklaşık 5 dakika kaynatıp içecekler. Bu böbrek fonksiyonları ve böbreğin sağlıklı çalışması için bu iyi bir destekleyicidir. Şimdi böbrek yetmezliği deyip geçmeyin. Yani burada tabii ki Kesinlikle. üre olsun, ürik asit olsun, kreatinin gibi değerler var böbrek fonksiyonlarını gösteren. Bunları tabii ki hekim kontrolünde olması gerekiyor bu insanların. Bu arada şunu söyleyeyim. Kreatinin değeri yükselmeye başlamışsa, ki onun en üst değeri 1,1'dir. 1,1'in üstüne çıkmaması lazım. Ne çayı içecek? Biberiye çayı içecek. Günde 3 defa içsin, sabah, öğle, akşam. Çok sağlıklı da bir şey. Ege bölgesinin insanları onu mutfağında da kullanıyor. Evet, bunun çayını içerlerse kreatinin değerleri de evelallah düşecektir. Ama bu şu demek değildir. Ben bir tıp doktoru değilim. Hoca bir şey önerdi diye elindeki doktorunun verdiği ilaçları kesinlikle ve kesinlikle sonlandırmayacak, kullanacak ve lütfen bir kür uyguladığınız zaman da saklamayın. Yani hekiminize, doktorunuza bu konuda bilgi verin. Yani Evet, evet. bu, gerçekten bu çok önemli.